15 Ocak 2024 Pazartesi ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da kiralar artacak. Kiracılar Birliği yeni yasal düzenlemeler, inşaat arazisindeki eksikler, artan maliyetler ve faizler nedeniyle kriz yaşandığını açıkladı. Bu yüzden kiralarda metropollerde %20'yi geçen artışlar var. Başkan Zipkot'un Augsburg'a Allgemeine Gazetesi'ne konuştu. Kiralar konusunda büyük bir endişe duyuyorum dedi. Acilen uygun fiyatlı konut inşa edilmesini istedi. Merkezi Emlak Kurulu ise maliyetler de nüfus da arttı. Kiraların da artması kaçınılmaz görüşünde. Almanya'da şu anda 500 binden fazla konut açığı bulunuyor. 4 yıl içerisinde bunun 830 bine çıkması bekleniyor. Hükümet bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Alman Ekonomi Enstitüsü bazı önerileri sıraladı. Örneğin otopark ve depo yapılmasın, daha küçük daireler inşa edilsin, kamu arazileri ucuza satılsın ve emlak vergisi de kaldırılsın dedi. Hessin eyaleti ilk evini alanlardan bu emlak vergisini almamayı planlıyor ancak bu konuda da henüz somut bir adım atılmadı. Uçak biletleri de yükselecek çünkü vergilere %20 zam geliyor. Yolcu başına 15,5 ile 70-80 arasında değişen vergiler var. Mesafeye göre bu vergiye 20 zam yapılacak. Şirketler de hızla bilet fiyatlarını arttıracaklar. Zaten çok yüksekti. Artık iyice arşa çıkar. Federal Kriminal Daire, korona test merkezlerindeki dolandırıcılık miktarının 1 milyar 200 milyon avro olduğunu açıkladı. O dönemde herkesin test merkezi açmasına izin verilmişti. Test yapmayanlar yapmış gibi gösterip devlete fatura etmişlerdi ve bu paraların büyük bir bölümü geri alınamadı, alınamayacak. Sadece 160 milyonu geri istenebildi test merkezi sahiplerini ara ki bulasın. Bir otobüs şoförü yapmadığı testler için 1 milyon avro fatura kesmiş ve bunu bakanlık değil bankası fark etmiş. Almanya'da sosyal yardım tartışması da sürüyor. Bu konuda en sert açıklamaları yapan eski sağlık bakanı Seydoğlu Jens Çipan. Biraz evvel bahsettiğim bu test merkezi saçmalıkları onun zamanında gerçekleşmişti. Devlet 1 milyardan fazla zararı uğradı. Şimdi vatandaşın aldığı 500 avro kesilsin diye açıklamalar yapılıyor. Hükümet zaten iş teklifini reddedenlerin aldıkları yardım 2 ay süreyle kesilsin diye bir düzenleme hazırlıyor. Yani Spahn bununla yetinmiyor. Süresiz olarak kesilsin istiyor. Ama bu anayasaya aykırı. Bunun hakkında bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Çünkü Almanya sosyal devlet deyince de e, o zaman anayasayı değiştirmeliyiz cevabını veriyor. Vergi kaçıran şirket sahipleri, dolandırıcılar onlar pek ilgi alanına girmiyor siyasetçilerin. Varsa yoksa sosyal yardım alanlar. Hükümet Yahudi karşıtlığı yapanların Alman vatandaşlıklarının geri alınmasını tartışmaya açtı. 10 sene geriye dönük inceleyelim. Ya e, gerekirse iptal edelim dedi. SPD Meclis Grup Başkan Yardımcısı Wiese. Aşağı Saksonya'da bazı memurların rüşvet karşılığında vatandaşlık işlemlerini hızlandırdıkları öneri sürüldü ve bazı belgeleri de istememişler. Bir kişinin işine son verildi. Yaklaşık 41 bin avro aldığı iddia edildi. Söz konusu memur 5 yıla kadar hapisle yargılanacak. O da haksız yere işten çıkarma davası açtı. Çiftçiler protestolara devam ediyor. Bugün büyük bir miting düzenlendi. Mitinge yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Burada konuşan Maliye Bakanı protesto edildi. Tarım Birliği Başkanı 1 milyara yeni başbakanlık binası inşa etmek isteyenlerin çiftçilerden 1 milyar tasarruf planını anlamak mümkün değil diye konuştu. Ben hemen anlatayım. İtibardan tasarruf olmaz. Elbette en büyük binayı yapacaklar. ve Bunun için de para lazım. Bu para nereden bulunacak? Yeni vergiler getirilecek. Bakın vatandaşa kaç tane vergi geldi kimse sesini çıkarmadı. Çiftçiler iyi örgütlüler bu yüzden ses çıkarabiliyorlar. Yoksa benzine zam, dizele zam, gastronomide doğalgazda KDV %7'den %19'a çıkmış. Uçak bilet vergisi %20 artmış. Sokağa çıkan yok. Halk eylem yapsa bu vergiler de geri alınır. Mesela yeni başbakanlık binası yapmaktan vazgeçilir ama yapmıyor. Çiftçiler yapıyor haklarını alıyorlar. Tarım Bakanı Cem Özdemir hayvan refah vergisi önermişti. Bunun dışında şimdi de çiftçi dayanışma vergisi önerdi. Yani biz yine bu sesini çıkarmayan halktan alalım, sesini çıkaran gruba verelim gibi gerçekten bence de işe yarayacak bir fikir ortaya attı. Bakalım sonuç ne olacak? Hükümet perşembe günü yeni tasarısını açıklayacak bir şey ortaya atılıyor. Çok tepki gelirse geri çekiliyor, yumuşatılıyor sonra yeniden gündeme getiriliyor. Bild gazetesinin inzaya yaptırdığı son ankete göre ise Almanların %76'sı hükümetten memnun değil. %17'si memnun, CDU-CSU birinci parti dikkat çeken Zara Wagenknecht ittifakı oylarını hızla arttırıyor. Başbakan bu aralar pek tutulmuyor. Berlin'de handball maçına gitti. Scholz ve taraftarlar tarafından ıslıklandı. İsviçre'de Davos zirvesi başladı. Dünya liderleri yoğun güvenlik önlemleri arasında bir araya geldiler. Ukrayna lideri Selenski de katılanların içerisinde. Rusya'ya yönelik yaptırımların arttırılması için lobi yapıyor. Çin Başbakanı da İsviçre'de yaklaşık 500 kişilik bir grup solcu genç ise yolları kapatarak zirveyi protesto ettiler. Bu yüzden kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Hollanda'da Pegida lideri Wagensfeld Kur'an-ı Kerim yakma eylemi gerçekleştirmek istedi. Bir grup Müslüman müdahale etti. 3 kişi gözaltına alındı. Yetkililer düşünce özgürlüğü bu yasaklayamayız diyorlar ama bu aslına bakarsanız bir nefret suçu. Irkçılar düşünce özgürlüğü adı altında nefret suçu işliyorlar ve iktidara gelirler sallah korusun kendilerinden başkasına hiçbir hak tanımıyorlar. Ne olursa olsun böyle bir eylemle veya benzer bir eylemle karşılaşırsanız asla müdahale etmeyin. Kimseyle tartışmadan işimize bakmalıyız. Bunların amacı zaten kavga, provokasyon. Bir kişiye yapabileceğiniz en kötü şey onu hiç ciddiye almamaktır. Muhatap almamak, cevap vermemek, Bundan daha kötü bir şey yapamazsınız. Belçika'da sıcaklıklar düştü. Meteoroloji buzlanma ve kar uyarısında bulundu. Birçok eyalette sarı alarm var. Kar yağışı gece boyunca devam edecek. Adalet Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz yıl 5762 kişi ise adını değiştirdi. Belçika'da isim değişikliği oldukça kolay, belediyelerden yapılabiliyor. Fransa'da Notre Dame Katedrali'ndeki çalışmalar sonunda bitiyor. Katedral bu yılın sonunda yeniden ziyarete açılacak. 4 yıl önce yangın çıkmıştı ve dünya genelinde 844 milyon avro bağış toplanmıştı. Avusturya'da 84 bin sigortalının sağlık kartları fotoğrafsız olduğu için bloke edildi. Eskiden kartlarda fotoğraf yoktu, sigortası olmayan başkasının kartıyla gider aynı olurdu. Sonra bunu engellediler, fotoğraf yapıştırdılar. Sağlık en temel insan haklarından biridir. Kesinlikle herkes için ücretsiz olması lazım. Türkiye'de mide ameliyatı olmak için giden bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine klinikler İngiliz basınının gündemine yeniden oturdu. BBC gizli kamerayla bir doktorla görüştü. Mide ameliyatı olmak için belli bir kilo boy dengesinin üstünde olmanız lazım. Biraz zayıfsanız yapmıyorlar. Çok kilolu olmanız lazım ve bu kişinin kilosu yeterli değildi. Doktor, "Biraz kilo al, hamburger falan ye, sonra ameliyat ederim." deyince büyük tartışma başladı. Biraz kilolusun, ameliyat olayım, zayıflayayım istiyorsun. Para alabilmek için önce yemek ye, öyle gel diyorlar. Ama mutlu olmak için zayıflamaya gerek yok. Bunlar bize dayatılan şeyler. Mutlu olmak isteyen oluyor. Formül bu kadar basit. Yoksa dünyada mutsuz olmak için, depresyona girmek için çok fazla sebep bulursunuz. Örneğin bugün mavi pazartesi. Bugün senenin en hüzünlü günü. Psikolog Arnold bu teoriyi ortaya attı. Birçok kişi yılbaşından önce hayal ettiği, kendisine hedef koyduğu şeyleri aslında yapamayacağını bugün fark ediyor. Yani hayal kırıklığının başladığı gün bugün. İlim insanları bugünün senenin en kötü günü olduğunu söyleseler de kapitalistler bunu da paraya çevirmek istediler. Özellikle Amerika'da bugün alışveriş yaparsanız mutlu olursunuz yoksa mutsuz olursunuz diye kampanyalar yapıldı. Kış aylarında insanlar genelde negatif olurlar. Karanlıkta uyursunuz. İşe giderseniz, işten bir çıkarsınız, hava kararır. Yaşamaya çok az zaman kalır. Sürekli bir yorgunluk, uykusuzluk hissi olur. Bunlar da insanı depresyona sokar. Sonuç: Aman zaten mutsuzum, daha da mutsuz olabilirim. Psikolojide kırık camlar teorisi diye bir şey var. Philip Zimbardo'nun bir deneyi var. Ondan yola çıkıyor. New York'ta iki arabayı bir zengin, bir de yoksul semte bırakıyorlar ve her iki arabanın da plakası yok. Yoksul semtteki araba hemen parçalara ayrılıyor. Zengin semtte ise bir hafta boyunca arabaya hiç kimse dokunmuyor. Ama bilim insanları gidiyorlar, arabanın camını kırıyorlar ve ondan sonra işler değişiyor. Herkes bu arabanın camı zaten kırık diye düşünüyor. İçindeki teybi alsak da bir şey olmaz. Hatta döşemelerini bile söküp götürebiliriz. Artık zengin fakir fark etmeden herkes arabayı yağmalamaya başlıyor. Çünkü genel kabuller genel eğilimlere neden olur ve davranışlarda ona göre şekillenir. Yani bugün sizi mutlu ya da mutsuz eden hava ya da hedeflere ulaşmış olup olmamanız değildir. Tamamen sizin tercihlerinizdir. Cansever bir iki saatte bitiyor bir mevsim diyor. İyi bugün pazartesi mi? Kapının pencerenin durumu salıyı gösteriyor. Oyundan atılmaktan korkmayan bir oyuncu gibi. Boş vermiş de sanki oyunun kurallarına. Vaktinden önce anlamanın şaşkınlığı mı? Vaktinde anlamanın sevinci mi? Ya da biraz geç kalmanın o gereksiz tedirginliği mi? Hangisi? Hoşçakalın.